Enver de Deniz'i üzmek yok, tamam mı? Tamam. Bak sakın yormayın da onu lütfen. Tamam mı güzel kızım? Sen de kendini yorma. Tamam kızım, yorulma. Oh, ya bakayım. Hadi bakalım, güzel güzel gidin. Sağ ol Emre abi. Yavaş yavaş. Hadi çay koydum, geliniş başı yapalım. Ceyda'yı kaldırayım, kaldırabilirsem. Gece pavyonda programı vardı da kaçta geldi kim bilir. Yani uyanırsa bakalım. Niye uyanamayacakmışım kız? Madem iş var kalkacağız tabii. Günaydın. Günaydın. Hadi ben elimi yüzümü yıkayayım da geleyim. Hadi gelin, bekliyorum. Tamam lan, tamam, tamam, yeter. Ay, ne zor. Bak, okula geç kalacaksınız, tamam, yeter. Hadi çocuklar, hadi. Tamam, hadi bak, okula geç kalıyorsun. Tamam, hadi. Hadi küçük, tamam, bak. Hadi, hadi bakalım, geç kalıyoruz. Hadi iyi derse. Selamünaleyküm. Aleykümselam Yusuf. Arif oğlum, şu arabanın anahtarlarını versene bana. Hiç veremem vallahi. Araba bana lazım. Niye? Mal alıyorum. Bunu alıyorum, bunu alıyorum. Bin otobüse git. Ne otobüsü oğlum ya? Allah Allah, işim var diyorum. Anlamıyor musun? Hadi bana lazım. Lazımsa git kendine bir araba al. Hadi senin yapacağın iyiliğin. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Kızlar kahve istemediğinize emin misiniz ya? Yok yok, sen iç onu. Oo, siz başlamışsınız bile, beklememişsiniz beni. Günaydın babalık. Kızım Ceyda, ne bu halin senin? İyi iyi. Onunkisi iş aşkı. İyi hadi ben bir elimi yüzümü yıkayayım da geleyim. Tamam dikkat et ha, dökme. Dökmem, dökmem. Hadi ya. Ben bakarım. Ay bacaklarım. Ben çizmeye devam edeyim. Gel ben sana yardım edeyim. Şşt. Ceyda. Beyin gelmiş, seni bekliyor. Ne diyorsun be? Zaten kafam duruk. Kız Peyam gelmiş, seninle konuşacakmış. Aman bitmedi bunun da sıkıntısı. Peyami niye geldi? Bilmiyorum ki. Ceyda'nın eşyalarını aldı ya, bu anneme vereceğim diye. Bir tane halı mı ne vardı? Herhalde onu almaya geldi. Herhalde. O ne demek böyle? Başlatma amcangillere, halangillere. İşim gücüm yok, bir de misafir mi ağırlayacağım? Desen benim hanım çalışıyor, misafir ağırlamaya vakti yok dedi. Bak sen yaktın zaten ikimizi de. Bir iyilik yapacaksın. Anam anlattım zaten evliliğin sahte olduğunu. Ama eşe dostu anlatamam. Rezil olurum. Tamam. Yaparım. Ama önce sen de bana bir iyilik yapacaksın. Ne istiyorsun? Hikmet'le buluştur beni. Ne? Ne? Bak Ceyda, birincisi Hikmet abim gelmez. İkincisi Seyfullah Bey duyarsa hepimizi kurşuna dizer. Nereden duyacak be? Ya duyarsa diyorum. İyi, o zaman sen anlatırsın amcangillere neden evde ağırlayamadığımızı. Ya tamam. Tamam. Soracağım Hikmet abiye. Peki ya gelmek istemezse? İster ister, sen merak etme.
Ne istiyormuş seninki? Ama önemli bir şey yok. Hadi biz işimize devam edelim. Geleyim. Geldim, geldim. Geldim. Kızlar hiç içime sinmiyor böyle ya. Siz çalışıyorsunuz, ben yatıyorum. Ama gülüm nasıl anlaştık biz seninle, ha? Azıcık oturacaksın, azıcık çalışacaksın. Tabii canım. Yoksa işe gitmekten ne farkı olacak? Kız Yıldız, ha? Senin mahkeme ne zaman? Haftaya. Ay. Hadi darısı başıma. Ay o sen önce Peyami'den kurtulacağına, pavyondan kurtulsana. Nasıl olacakmış o? Gideceksin Ümran'la konuşacaksın. Ben artık evlendim, pavyon falan olmuyor bana diyeceksin. O da Seyfullah'la konuşacak. Hmm. Konuşsun da Seyfullah da kafamı kırsın benim. Ah. Ama merak etmeyin. Ben bulacağım hepsinin bir yolunu. Neyse tamam. Benim evde işlerim var. Senin de çocuklar gelmek üzere zaten. Ceza sen toparlandın mı? Tamam hadi gidiyoruz biz. Bağırım. Bak sen de babalıkla tekrar konuş. Bu akşam girelim mutlaka atölyeye. Ay evet ya Bahar, böyle tek makineyle olmuyor bu işler. Ya gerçekten teslim edelim şu işleri. Bak yarın öbür gün atölyeye iş gelir. Bunlar gece vardiyasına falan kalırlar. Ondan sonra dımdızlık ortada kalırız, ben yemin ediyorum. Evet evet haklısınız. Tamam konuşacağım ben, merak etmeyin. Kalkma kız sen. Kız otur. Aa. Ay tamam. Ay tamam. Koyuyoruz buraya bunları. Tamam sağ olun. Elinize sağ olun. Ay çok şükür. Ah otur otur, içim şişti be. Ah. Ah. Şunu da koyayım şöyle. Versek daha mı iyiydi acaba? Böyle aniden karşısında görünce. Ne dersiniz çocuklar, size sorayım. Arayalım mı annenize? Peki siz nasıl buldunuz çocukları? Benim güzellerim gelmiş. Ne oldu? Neyiniz var sizin bakayım? Gel buraya gel. Bir şey mi oldu? Oğlum? Sizi görmek istemiş. Anne, kusura bakmayın. Sizi görünce bir an çok şaşırdım Turgut'um. Ayakta kaldınız. Buyurun geçin lütfen. Thank you.
Bahar'cığım ben Ceyda'lara geçiyorum. Siz rahat rahat konuşun. Tamam Emre abi, sağ ol. Bir şey içer misiniz? Bir su alayım. Su tabii, hemen. Dur kızım. Başka çocuğun var mı? Bir tek babanız. Babamızı küçükken evde tek başına bırakmışsın. Hiç bakmamışsın. Şşt Durukçuğum. Nisan al kardeşini. Hadi oğlum siz geçin içeri bakayım. Ben biraz babaannenizle konuşayım, sonra sizi çağıracağım, tamam mı? Hadi üstünüzü değiştirin. Nasıl buldunuz peki? Ha, hakikaten nasıl bulmuş? Hani Bahar demişti ya ben yolda Sarp'ın annesini gördüm diye. Meğer kadın da tanımış onu. Ama sonradan dank etti kafama dedi. Yani ilk anda anlayamamış. İşte zaman geçmiş, düşünmüş, taşımış. Ben bunları nereden bulurum, nereden bulurum? Aklına gelmiş. O gün çocukların ellerinde okul çantaları varmış. Demiş kendi kendine herhalde çocukların okulları oralarda bir yerde. O civardaki 2-3 okula gitmiş, sormuş. Doruk Çeşmeli, Nisan Çeşmeli burada mı okuyorlar diye. Hop buluvermiş. Ha. Ben de aradım sizi. İş yerinize de gittim hatta. Ama ayrıldı dediler. Artık oğlum bakacak bana demişsiniz. Siz öyle deyince ben de... Sarp hayatta sandım. Hayat. Oğlum bakacak bana dediydi. O zaman iş yerine öyle demek durumunda kaldım dedi. Arkada çocuklar oturuyordu. Daha fazla bir şey demedi. Ben de sormadım artık. Birinin dostu falan olmuştur. Ne olacak öyle kadınlardan? Ben çok istedim sizi bulmayı. Çünkü ben hastayım. Emir abi de benim öz babam değil. Gerçi artık benim için öz babadan da öte ama... yine de bana bir şey olursa diye ben sizi aradım. Bahar'cığım, artık ben buradayım. Sizi hiç bırakmam. Teşekkür ederim. Benim için bunu duymak ne kadar önemli, size anlatamam. Keşke yanımda biraz para olsaydı. Ama sıkışığım bugünlerde. Yok, lütfen beni yanlış anlamayın. Ben onun için demedim. Bizim bu ara paramız var çok şükür. Ben sadece... yani bir aile büyüğü olarak... çocuklarıma göz kulak olabilecek biridir.
Ya anne? O ilgilenmiyor mu? Annemin öbür çocuğu biraz rahatsız. Emir abiden bir kızı var. Çocukları da çağıralım mı? Onlar çok merak ediyorlardır sizi. Çağıralım tabii. Canlarım benim. Geldiniz mi bakayım? Ha? Ben seni uyutmadım mı? Üniversite geldi mi? Yok, daha gelmedi. Aa, sen de mi uyumadın? Ama size söyledim. Onlar bugün atölyeye gittiler, dikiş dikmeye geç gelecekler. Ne oldu, merak mı ettiniz Enver dediniz? Hı? Merak etmeyin, gelir. Hadi yumun bakayım gözleriniz. Niye gelmezse? Niye gelmesin oğlum? Gelir tabii ki. Hadi uyuyun bakayım, bunu gösteririz. Ya babam gibi gelmezse? Dedesiz kalırsak? Gelecek Enver dediniz. Böyle şeyleri de düşünmeyin, tamam mı? Hatta geldiği zaman ona diyeceğim ki Nisan'la Doruk'un yanağına bir öpücük kondurmadan uyumak yok. Tamam? Tamam. O zaman ben onu böyle koyayım ki Enver dede gelince öpebilsin. Madem hazırda bir yanak var, ben hemen bir öpücük alayım o zaman. Bakalım, yumun gözlerinizi, uyuyun. Nereye? Azıcık çalışacağım oğlum. Uykum kaçtı. Güzel kızım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ay, ben uyumuşum burada değil mi? Aa. Ömer dedeniz gelmedi mi hala? Yok, gelmemiş. Siz gelen de yatağa geçelim, orada uyuyalım hadi. Tamam kızım. İyiyim ben, merak etme.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.